kim götürdü? Milletin cebinden kim çekip kime verdi? Allah'tan korkun be, Allah'tan korkun. Doymadınız mı kardeşim? Türkiye'deki neredeyse tüm büyük kamu ihalelerini alan 5 holding sadece aldıkları ihalelerle değil, sildirdikleri vergi borçlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri destekle de tartışmanın odağında bulunuyor. Fakat kamuoyunda pek de tartışılmayan başka bir şirket daha var. O da uzun yıllardır Erdoğan ve ekibine destek veren, Yeni Şafak ve TVNet'i de bünyesinde barındıran Albayrak Holding. Uzun yıllardır başta medya olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Albayraklar, nasıl beşli çete olarak nitelenen bu grubun altıncısı oldu. Kamuoyu Albayrak ailesinin ismini ilk olarak Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Akbil yolsuzluğu davasında duydu. O zamanlar küçük bir firmayken Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte dev bir holdinge dönüşen Albayraklar, şimdilerde ise büyüklüğünü kimsenin tam olarak bilmediği bir servete sahip. Albayrakları anlatmadan önce AKP eliyle 20 yıldır uygulanan ve kamu kaynaklarının birkaç şirkete peşkeş çekilmesine dayanan sisteme bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mecliste yaptığı bütçe konuşmasında bu sistemi anlatırken yaptığı beşli çete vurgusu oldukça ses getirmişti. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle iktidar olacağız, Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu soygun düzenine son vereceğiz. Beşli çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımları kamulaştıracağız ve alacağız. Bu yapı Türkiye'de neredeyse tüm büyük ihaleleri alan 5 büyük şirketten oluşuyor. Hatta bunlardan bazıları böyle kulislerde ya bunlar benim değil ki bunlar Tayyip Erdoğan'ın falan diyecek kadar ileri gidiyorlar. Mesela Mehmet Cengiz milletin ağzına koyan adam kendi ifadesiyle bunlardan bir tanesi. Beşli çete olarak adlandırılan yapının içinde Limak Holding, Cengiz Holding, Colin İnşaat, Kalyon ve MNG Holding bulunuyor. Bu şirketler aldıkları kamu ihaleleriyle servetlerine servet katmanın yanında dünyada da en fazla kamu ihalesi alan şirketler arasında da zirveye yerleştiler. Müteahhit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yaptı? Yok, bunlar beraber. Burada Colin var, Cengiz var. Ha, burada onlar var mı? Evet. Onlar her yerde var. Gerçekten ibretlik görüntüler, ibretlik diyaloglar. İnşaata çıkan her yol mübahtır. AK Parti iktidarının özetidir. Eskiden iki devlet, tek millet vardı. Şimdi iki devlet, tek müteahhit çetesi var. Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmada dünyada en fazla kamu ihalesi alan 10 şirketin içinde 5 tanesi Türk şirketiydi. Bu kesinlikle bir tesadüf değildi. Erdoğan'ın kamu ihaleleri üzerinde kurduğu projenin bir ürünüydü. Kalyon Holding'e tebriklerimi bildiriyorum. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana geçen 25 yılda siyasi gücünü artırmak için kamu ihalelerini kullandı. Erdoğan, milyar dolarlık kamu ihalelerini vermenin karşılığında vakıflara %20 tutarında bağış adı altında para yatırılmasını istedi. Böylece vakıflara gelen para legalize edilerek devasa bir finans gücünün kurulmasına zemin hazırladı. Bu üretim tesisini ülkemize kazandıran Kalyon Holding'i yatırımlarından dolayı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Beşli çete olarak anılan müteahhitlerin son 10 yılda aldıkları ihalelerin büyüklüğü ise 204 milyar doları geçiyor. Vatandaşa ve ekonomik darboğazda olan esnafa korona döneminde neredeyse hiçbir destek vermeyen AKP hükümeti, beşli yapıya defalarca vergi affı sağladı. Bu firmalar son 10 yılda 128 kez özel vergi, resim ve harç istisna belgesi indiriminden yararlandı. 5 müteahhidin milyarlarca liralık vergi borçlarını affediyorsunuz. Vatandaşıma geldi mi cebinde akrep var. Ama o 5 müteahhitin rantından zerre kesmiyorsun. Gel gelelim ihale zengini Beşli Çete denilen yapının 6. ortağına. İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Holding, kamudan ihaleler almaya devam ediyor. Nuri Albayrak, o birçok medya organını da bünyesinde barındıran Albayrak Holding'in yönetim kurulu başkan vekili. Albayrak Holding'e bağlı şirketler inşaattan araç kiralamaya, sayaç okumadan çöp toplamaya kadar kamu kurumları ile belediyelerden çok sayıda ihale aldı. Bir günden İsmail Arı, Albayrak Holding'in kamudan son 11 yılda 7 milyar lira değerinde 437 ihale aldığını yazdı. Albayrak Holding ilk önce 2003 yılında büyük eylemlere sebep olan SEKA'nın özelleştirilmesinde gündeme geldi. 2003 yılında piyasa değeri 52 milyon dolar olan Balıkesir SEKA kağıt fabrikası
Albayraklar Anonim Şirket tarafından Özelleştirme İdaresi'nden 1.1 milyon dolara satın alındı. Fabrikanın satışında kamunun zarar ettirildiği, haksızlık yapıldığı 6 mahkeme kararıyla tescil edildi. Erdoğan'ın yakın dostları sadece SEKA'yı değil, özelleştirilen Erzurum ve Erzincan şeker fabrikalarını da bünyesine kattı. Albayraklar bunlarla da yetinmedi. Yüzlerce ihalenin aktığı holdinge AKP döneminde birçok kamu kuruluşu ve İBB'nin araç kiralama ihaleleri de verildi. Bunlarla birlikte holdingin aldığı ihale sayısı 2010'da 2021 yılları arasında 242 oldu. Bu ihalelerin toplam tutarı ise 3 milyar 169 milyon lirayı buluyor. Çeşit çeşit marka ve modeller adeta bir oto galeriyi andırıyor. Bu araçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. İhtiyaç fazlası kiralandıkları gerekçesiyle alana getirildiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu duruma ilk önce isyan etse de sonuç pek de farklı olmadı. Albayrak Holding İBB'den ihale almaya hala devam ediyor. Hani CHP'li bir belediye olup da AK Parti'ye böyle sempati duyduğu düşünülen bir ticari gruba nasıl ihale verilir? Aslında asıl odaklanılan nokta eleştirilerde bu. Albayrak Holding'in ikinci büyük kaynağı ise inşaat sektöründe oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ile toplu konut idaresi üzerinden aldığı ihalelerin toplam değeri 1 milyar 468 milyon lira. Albayrakların kamudan aldığı diğer ihalelerin değeri de oldukça yüksek görünüyor. Şirket, çöp toplama, kent içi temizlik ve bu alanda kullanılan araçların kiralanmasından 1 milyar 945 milyon lira kazandığı biliniyor. Ekonomik kriz ortamında vatandaşın feryat ettiği bir dönemde Albayrak Holding ise AKP eliyle zengin edilmeye devam ediyor. Patates, soğan kuyruklarındaki vatandaşa kızıp sabır ve porsiyonları küçültün talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yandaşları için devletin tüm imkanlarını açmaktan çekinmiyor. Milletimize yoklukta sabır telkin edenler, yandaşlarına ballı ihaleler teslim ederler.